Ben bir sen küçük Yılmaz. Biraz moda konuşalım mı? Takıların kendine has bir dili, bir mesajı var mıdır? O zaman buyurun moda mutfağına. Ben Özlem Çöllü. Takı sektörüne 10 sene önce kendi tasarımlarımızı tanıtmak ve pazarlamak için girdim. Benim için moda ana akımların dışında tamamen kendi tarzınıza odaklı, yaratıcı ve özgün bir stile bürünmek demek. Aslında ben bugün bu program için birazcık da fazla ışıltılı, fazla taşlı modeller seçtim. Peki ben bugün kendi kombinimle değerli mercan taşı takmayı tercih ettim. Bugün sizin mesajınız, ben bugün çok şıkım ve aynı zamanda renklerin kombinasyonu harika bir uyumla ve ahenkle kullanacağım. Hem doğal taş kullanmışsınız, o güzel enerjiden faydalanıyorsunuz. Özlem Hanım, insanlar binlerce yıldır çok çeşitli malzemeler ve yapım yöntemleri kullanarak takılar üretmişler. Neredeyse insanlık tarihiyle eşdeğer bir geçmişe sahip. Peki hayatımızda birincil bir ihtiyaç olmamasına rağmen sizce takılar neden bu kadar önemli? Evet, ilk çağlardan bu yana sizin de ifade ettiğiniz gibi insanlar objelere birçok anlam ithaf etmiştir. Ve hatta o objelerden medet ummuşlardır. Zenginlik dilemişlerdir, şans, sağlık, refah. Ve daha sonra bu anlam ithaf ettikleri objeleri üzerlerinde taşımak istemişler. Ve bunları ipler, deriler geçirerek işte boyunlarına asmışlar, bileklerine sarmışlar. Takı aslında öyle ortaya çıkmış. Ve aslında elzem bir ihtiyaç olmamasına rağmen o ithaf ettiğimiz anlamları üzerimizde taşıma ihtiyacından aksesuarlar doğmuş diyebiliriz. Bir takının insan üzerinde taşırken onun karşıya verdiği bir mesaj var mıdır? Yani takılar bize bir şey ifade eder mi? Bir insana şöyle karşıdan baktığımda takılarıyla birlikte bütün tarzını anlayabiliyorum. O insan bohem mi, şık mı, daha çok lükse mi önem veriyor, yoksa daha salaş, yani tercih ettiği malzeme bile aslında tarzını ve hatta o tarzın arkasında bence karakterini yansıtıyor. Peki ben bugün kendi kombinimle değerli mercan taşı takmayı tercih ettim. Bu konuda yani size nasıl bir mesaj geldi benden? Bugün sizin mesajınız, ben bugün çok şıkım ve aynı zamanda renklerin kombinasyonu harika bir uyumla ve ahenkle kullanacağım. Ve hatta turkuaz yüzüğünüz de dikkatimi çekti ve hemen karşısında pırlanta taşlı bir yüzük var. Yani siz bugün aslında mükemmel bir kombinasyon içerisindesiniz. Hem doğal taş kullanmışsınız, evet. O güzel enerjiden faydalanıyorsunuz, turkuaz bir yandan, hem de şıklığınızı, bu zarif yüzüğünüzü bütünlemişsiniz. Çok teşekkür ederim. Bunları sizden duymak beni çok sevindirdi. Özlem Hanım'la şimdi bu güzel takıların yapıldığı atölyedeyiz. Size tasarım çizginizi sormak istiyorum. Şöyle özetleyeyim. Sabahleyin kot pantolonunuzu ve tişörtünüzü giydiniz. Takılarınızı kolunuza, boynunuza taktınız. Oradan iş toplantısına gittiniz takım elbisenizle. Akşamleyin de son derece şık bir elbiseyle akşam davetine iştirak ettiniz. Bütün bu süreçte sabahtan akşama beraberinizde olacak aksesuarlardan bahsediyorum. Bu tasarımlar tasarım aşamasından, yani ilk çizildiği andan vitrinde yer aldığı zamana kadar nasıl bir süreç işliyor? Neler yapıyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor? Biz tasarım ve üretimi de kendi içerisinde barındıran bir mücevher eviyiz diyeyim. Tasarım bizim kendi ekibimiz tarafından yapılıyor. Öncelikle elde özenle çiziliyor bütün modeller. Ardından üretim aşaması başlıyor. Bunlar kalıplara dökülüyor. Ondan sonra kullanacağımız materyale göre, çünkü hem bronz koleksiyonumuz var hem de gerçek altın koleksiyonumuz var. Dökümü yapılıyor.
Bunların hepsi kendi atölyemizde oluyor. Ardından eğer taşlar mıhlanacaksa üzerine taşları mıhlanıyor. Eğer mineyle renklendirilecekse mineleri yapılıyor ve bu gördüğünüz atölyeye geliyor. Burada da gerçek anlamda el emeği, göz nuruyla bütün bu deneyimli ekibimiz tarafından tek tek elde örülüyor. Ardından da mağazalarımıza gönderiliyor. Peki yurt dışına ihracatınız var mı? Bir de merak ediyorum, ülkelere göre nasıl tercihler yapılıyor eğer varsa? 17 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hatta Türkiye'nin en büyük 500 aksesuar ihracatçısından biriyiz. Gerçekten ülkeden ülkeye tercih edilen modeller çok değişiyor. Şimdi Akdeniz kadınına baktığımız zaman İtalyanlar, İspanyollar, Portekizliler, Türk kadını gibi böyle renkli, bol mineli, kollarında şıkır şıkır aksesuarları evet. tercih Yazın ediyorlar. Yazın tatilde daha çok evet, iyi takabilecekleri bir de tabii belki. Ki de deniz kenarında, evet, plajda. Öte yandan Orta Doğu kadınına baktığımızda yine çok yoğun olarak ihracat yaptığımız ülkeler Orta Doğu ülkeleri. Hı hı. Onlar da yine aslında Türk kadını gibi böyle daha bagetli, taşlı, ışıl ışıl, gösterişli, şaşalı takıları tercih Maden ediyorlar. Maden olarak peki böyle altın mı, gümüş mü ya da... Onlar tabii ki altın ve pırlantaya daha çok gidiyorlar, evet. Öte yandan bir de kuzey ülkeleri gerçeği var. Hollanda, Almanya, Belçika. Onlar daha sade. Yine renk olarak ve büyüklük olarak gösterişli. Ama taştan ve renkten kaçınıyorlar. Takı modası diye bir şey var mı? Hani güncellenen bir süreç mi? Yoksa her zaman hani tasarımlarınız mesela ilk yaptığınız tasarımlarınızla şimdikiler arasında böyle farklılıklar var mı merak ediyorum. Yaşayan bir süreç çünkü moda. Çok haklısınız. Tabii ki takı modası da sezondan sezona değişiyor. Biz de zaten yurt dışında yani bu işin önce olan firmalarını, markalarını takip ediyoruz. Bizim koleksiyonumuz her daim devam eden, yani modellerin sezondan sezona değişmediği, birbirinin üzerine eklenerek gittiği bir koleksiyon. Dolayısıyla aslında böyle bir koleksiyon bütünü, devam eden bir koleksiyon bütünü olduğunu söyleyebilirim. Evet. Ama elbette o sıradaki moda trendi biz de takip ediyoruz. Ne bileyim çok büyük aksesuarlar o sırada modaysa daha büyük aksesuarlar yapmaya çalışıyoruz. Ya da çok minimalist modaysa biraz küçültüyoruz ama yine de bizim çok net, çok belirgin bir tarzımız var. O tarzdan da pek vazgeçmiyoruz diyebilirim. Peki takıyı saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Yani kullanmadığımız zaman bir takı nasıl saklanmalı? Özellikle gümüşlerde kararma, oksitlenme olabiliyor. Evet. O konuda neler söylemek istersiniz? Öneriniz nedir? Biz her zaman takının kendi kesesinde diğer takılarla birleştirilmeden ayrı ayrı muhafaza edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Elbette her türlü kimyasaldan uzak tutmanız gerekiyor. Tabii. Üzerine parfüm sıkmamız lazım, krem kullanmamamız lazım derken bir yandan da bunun çok gerçekçi olmadığının da farkındayım. Evet, parfüme mutlaka maruz evet. kalıyor kolyeler özellikle. Evet, o yüzden de genel olarak tek tek muhafaza edilmesi, diğer takılarla birleştirilmemesi önemli diye düşünüyorum. Benim için modası geçmeyen takılar, sevdiklerimin bana hediye ettiği anlamı ve hatırası olan parçalardır.